أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا رسول الله ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا حبيب الله ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا سيد الأولين والآخرين Yüce Rabbim, her birimizin dünyasını ve ahiretini mamur eylesin. Yüce Rabbim, her birimizi olmamız gerektiği gibi olmaya, sonunda iman-ı kamil ile ölmeye, cennet bahçesine girer gibi kabre girebilmeye muvaffak eylesin. Rabbim, çocuklarımızı, torunlarımızı, yeğenlerimizi, komşu ve akrabalarımızı Allah yolunda yürüyen, cennete doğru koşan bahtiyar kullarından eylesin. Yüce Rabbim, yeryüzünde sıkıntı ve ızdırap içerisinde olan bütün mümin kardeşlerimize imdad eylesin. Hususen Filistin'de, Gazze'de dünyanın en büyük zulmüne maruz kalan o Filistinli kardeşlerimize, Gazze'li kardeşlerimize Rabbim imdad eylesin. En kısa zamanda içinde bulundukları sıkıntıdan Rabbim kendilerini helas eylesin. Yaralılarına şifalar, ortada kalmış, sahipsiz kalmış olanlara Rabbim medetler ikram eylesin. Hayatını kaybetmiş o mazlum kardeşlerimize Rabbim şehitliğin en yüksekini, en alasını nasip eylesin. Bu kardeşlerimize gerçekten yıllardır acı çektiren, zulümden başka bir koku koklatmayan ve dünyanın en büyük zalim milleti olan çocuk, kadın, yaşlı demeden, suçlu, suçsuz demeden, sadece hürriyeti kendisi için mubah gören, başkası için caiz görmeyen, dünyanın en büyük zalim milleti olan bu millete, Yahudi'ye, müttefikleriyle beraber Rabbim hak ettikleri cezayı rahmetiyle, bize müminlere rahmetiyle, onlara kahriyle vermiş ola. Yüce Rabbim Celle Celaluhu, bu mümin kardeşlerimize zulmeden zalimleri kahreyleye, güç ve kuvvetlerini yok eyleye. Rabbim onları birbirine düşürerek birbirine kırdırmış ola. Mümin kardeşlerimizi de şerlerinden emin eyleye. Bu vesileyle yeryüzündeki bütün Müslümanların aklını başına toplamasına, kendi birlik ve beraberlikleri, kendi izzet ve şerefleri için gece gündüz çalışmalarına, ufak tefek ihtilaflar sebebiyle kendi aralarındaki kavga ve niza gidermelerine, kardeşçe birbirine sımsıkı sarılmalarına, küfür bir millettir sözünün, hükmünün Müslümanlar için daha iyi manada gerçekleştiğini görmeyi Rabbim nasip eylesin. Kıymetli izleyenlerim, Allah yolunda yürümek, Kur'an dinlemek, tefsir dinlemek, hadis-i şerif dinlemek, hadis-i şeriflerle, ayeti kerimelerle gönül dünyamızı tamir etmek ne güzeldir. Bir insanın kirlenmiş olan çamaşırını yıkamış olması, kirlenen çevresini temizlemiş olması ne kadar da yakışır insana, ne kadar da yakışır Müslümana. Pırıl pırıl tertemiz bir evde oturmak, pırıl pırıl tertemiz bir elbise giymek, pırıl pırıl tertemiz olmak ne de güzel yakışır insana. Nasıl ki bedendeki temizliğimiz, çevredeki temizliğimiz, evdeki temizliğimiz biz insanlara yakışırsa, ahlaken olan temizliğimiz, tavır ve davranışlarımızdaki temizlik gerçekten aslıyla biz müminlere, hele hele Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetine ne de güzel yakışır. Duyduğumuz ayeti kerimeler, dinlediğimiz hadis-i şerifler, her birisi bizim ahlakımız üzerinde çok güzel etkiler bırakan, günahlardan arınmamıza bizi yönlendiren, pırıl pırıl, gıcır gıcır, tertemiz olmamızı sağlayan ne güzel temizleyici,
unsurlardır. Kıymetli izleyenlerim, maneviyata inanmayan, ahirete inanmayan insan temizlikte hassas olabilir. Beden temizliğinde, çevre temizliğinde hassas olabilir. Ancak dinimizin ortaya koyduğu temizlik sadece çevre temizliği ve beden temizliği değildir. يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْاَعْيُنِ Allah Celle Celaluhu gözlerin hıyanetini bile bilir ayeti kerimesinde. Yani bakmanız yetmez, ne niyetle baktığınızı ben biliyorum. Kötü niyetle baktığınız zaman size kötü muamele, iyi niyetle baktığınız zaman iyi muamele yaparım diyor. Yani dinimizde, Kur'an'ın terbiyesinde, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şeriflerin terbiyesinde yetişen biz Müslümanların ahlakı, duygu ve düşünceleri, çevresine olan ilgisi, tavır ve davranışları gerçekten kalben ve kalıben, ruhuyla, bedeniyle, görüntüsüyle, perde arkasıyla hep iyi ve temiz olması gerekmektedir. Bu bakımdan hadis dersimiz bizim için çok önemli, temizleyici bir unsurdur. Bize kalite kazandıran bir unsurdur. Bizim iki tane ana gıda kaynağımız var. Birisi Kur'an-ı Kerim'dir, birisi de hadis-i şeriflerdir. Ve bunlardan tevellüd eden, bunların karışımı ile meydana gelen sohbetler bizim ruhumuzun gıdası, ahlakımızı şekillendiren, duygularımızı şekillendiren, tavır ve davranışlarımızı da kalıba koyan mükemmel efendim unsurlardır. Dersimizde zekat kitabı ile alakalı, zekat kitabı zekatta, zekatla ilgili ana bölümün içerisinde alt başlıklarla dersimize devam ediyorduk. Sadaka vermenin faziletini anlatan bölümlere gelmiştik. Bu konuda bir fasıl, bir bölüm okuduk. İkinci fasla bakalım neler var bugünkü dersimizde. Hadis-i şerifler bizim gönül dünyamızı nasıl yönlendiriyor, hayatımızı nasıl şekillendiriyor? Kıymetli izleyenlerim, birinci hadis-i şerifimiz bugün Orta Doğu'yu kana bulayan, zulümden başka hiçbir şey bilmeyen Yahudi milletinden Medine-i Münevvere'de yaşadığı halde Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Medine'ye geldiğinde onu karşılamaya gelenler arasında tabiri caizse müfettiş olarak gelen, bakalım nasıl bir insandır diye gelen ama Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin o üstün duruşunu, nurani duruşunu, ciddi duruşunu heybetle seyreden ve onun konuşmalarından gerçekten çok etkilenen, Tevrat'ı bilen, Tevrat'ta bildiği özelliklerin tamamını Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'de gördüğünden dolayı işte Medine'ye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ilk geldiğinde iman eden Abdullah İbni Selam radıyallahu anh Efendimiz, hadisi şerifimiz, birinci hadis-i şerifimiz işte Abdullah İbni Selam ile alakalıdır. Abdullah İbni Selam radıyallahu anh Efendimiz işte Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'i karşılamaya geliyor. Karşılamaya gelenler arasında o da bulunuyor. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'i temaşa ediyor. Ondaki özellik ve güzellikleri Tevrat'ta olan son peygamber, ahir zaman nebisinin özelliklerinin tıpatıva kendisini görüyor, aynısını görüyor. Dolayısıyla iman ediyor. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e kelime-i şehadet getirip, Müslüman olduğunu bildirip, Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in sevincini, sevgisini, muhabbetini kazandıktan sonra der ki, Ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem, ben bu Yahudi toplumunun önderiyim, onların alimiyim. Şimdi Yahudiler sana gelecekler, hoş geldin demeye gelecekler, Medine'ye hoş geldin demeye gelecekler, beni onlara sor. Onlar benim, onların en büyük alimi olduğumu söyleyecekler, muktedabi önder ve liderleri olduğumu söyleyecekler. Ondan sonra benim iman ettiğimi söyle, bakalım ne yapacaklar der. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz, o zaman sen arkada saklı olarak bekle, onlar geldiğinde macerayı böyle beraber yaşayalım der. Ve gerçekten Medine'de Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'i gruplar halinde hoş geldin demeye gelenler arasında bir grup Yahudi gelir. O esnada Abdullah İbni Selam radıyallahu anh Efendimiz arkada saklı bekler. Onların haberi yok. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz onlara sizin büyüğünüz kimdir diye sorduklarında
onlar Abdullah İbni Selam olduğunu söylerler. Peki Abdullah İbni Selam bana iman ederse siz de iman eder misiniz deyince haşa o böyle bir iş yapmaz derler. Bunun üzerine Abdullah İbni Selam perdeyi kaldırır ve kelime-i şehadet getirerek Aleyhissalatü Vesselam Efendimizin huzurunda o Medine'den gelen Efendimiz'e hoş geldin sallallahu aleyhi ve sellem. Hoş geldin, sefa geldin demek için gelen o grubun önünde Aleyhissalatü Vesselam Efendimizin huzurunda kelime-i şehadeti seslice getirir. Bunun üzerine biraz önce bizim toplumumuzun lideri, önderi, en akıllısı, muktedabihi kimdir sorusuna Abdullah İbni Selam diyenler bu manzara karşısında bu bizim en rezilimizdir. Bu en çok güvensiz olan adamımızdır diyerek onun hakkında biraz önce söylediklerinin tam tersini söylemeye başladılar. Bu Yahudiler böyle bir millettir. Efendim tabi iman etmiş olanlar köşeyi dönmüşlerdir. O felaketten, o çukurdan kurtulmuşlardır. Cennete doğru uçmuşlardır. Ki bunlardan birisi de en meşhuru da Abdullah İbni Selam radıyallahu anh Efendimiz'dir. Birinci hadis-i şerifimizi işte Abdullah İbni Selam bizlere rivayet etmektedir. Diyor ki, لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ sallallahu aleyhi ve sellem الْمَد۪ينَ Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine-i Münevvere'yi teşrif ettiklerinde ci'tu ben de geldim. Onu karşılayanlar arasında ben de vardım. فَلَمَّا تَبَيَّنْتُ وَجْهَهُ İnceden inceye yüzüne baktım. Baktım. عَرَفْتُ اَنَّ وَجْهَهُ لَيْسَ بِوَجْهِ كَذَّابٍ Anladım ki bunun yüzü yalancı bir insanın yüzü değildir. Bir başka hadis-i şerif vardır. اُطْلُبُ الْخَيْرَ عِنْدَ حِسَانِ الْوُجُهُ Hayrı böyle güzel yüzlerde arayın. Yani bir insan iyi bir insansa, iyi niyetli bir insansa simasından da onun iyi olduğu anlaşılır. Dolayısıyla diyor ki Abdullah İbni Selam radıyallahu anh Efendimiz ben baktım diyor, inceden inceye baktım diyor, tabiri caizse bir müfettiş gibi baktım. Baktım ki bu yüzün sahibi yalancı bir insana benzemiyor. Fekâne evvelü mâ kâl İlk söylediği cümle şu oldu. Biz onu karşıladık. Bize söylediği ilk cümle şu oldu. Ya eyyühennâs Ey insanlar! Artık Medineliler geldi. Hoş geldin, sefa geldin. İşte talâ'el bedru aleyna meşhurdur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i karşıladılar. Kalabalık kadın, erkek, çoluk, çocuk, genç, ihtiyar Medine-i Münevvere'ye girişinde aleyhissalatü vesselam Efendimiz'i karşıladılar. O onlara ilk konuşmasını yapıyor, tabiri caizse ilk konferansını veriyor. Onlara şöyle söylemiş. Ya yuhennas, ey insanlar. Bir, efşü selam, aranızda selamı yayın. Esselamu aleykum ve rahmetullah. Esselamu aleykum ve rahmetullah. Aranızda selamı yayın. Selam karşılıklı güveni gerektiren bir duadır. Selamın yerini hiçbir şey doldurmaz. Günaydın, tünaydın, hayırlı günler, hayırlı işler. Bunlar güzel birer cümledir. Birer hayır temennisidir. Ancak selamın yerini hiçbir şey doldurmaz. Çünkü selamun aleyküm demek veya esselamu aleyküm demek dünya ve ahiret mihnet ve meşakkatlerinden kurtulup emin olmak sizin üzerinize olsun. Yani her türlü kazadan, beladan, elemden, kederden, sıkıntıdan, stresten, fakirlikten, yoksulluktan, ağrı ve sancıdan moralini bozacak her şeyden selamette olmak Allah'ın sana ikramı olsun demektir. Ve aleykümselam aynı duyguları karşı taraf için paylaşmak demektir. Sadece dünyevi sıkıntılar değil, dünyevi ve uhrevi sıkıntıların tamamından kurtulup emin olmak senin üzerine olsun diye bir dua yapıyorsun karşı tarafa. Sadece günün hayırlı olması veya gecenin hayırlı olması veya sadece işin hayırlı olması ile ilgili değil, bütün bunların hepsini içerisine alacak olan gerçekten engin bir duadır. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Medine-i Münevvere geldiğinde efşü selam, selamı aranızda yayın buyurdu. Artık o günden itibaren Esselamu Aleyküm
veyahut da Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah veyahut da Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Üç kademeli selam vardır. Birisi Esselamu Aleyküm, birisi Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah, bir tanesi de Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Bunların her birisine selam denir. Birincisi biraz kısa oluyor, ikincisi biraz daha uzun oluyor, üçüncüsü biraz daha uzun oluyor. En uzun selam da Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu'dur. Dolayısıyla sadece Esselamu Aleyküm diyene 10, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah diyene 20, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu diyene 30 hasene yazıldığını ifade eden hadis-i şerifler vardır. Bir başka ifadeyle söyleyecek olursak, Esselamu Aleyküm alışılmış bir selamdır Müslümanlar arasında. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah dendiği zaman biraz daha samimiyet ortaya koyuyor. Hele hele Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu deyince gerçekten bu insanın karşıki taraftaki kardeşlerine, karşılaştığı insanlara duyduğu ilgi, sevgi ve onlara canı gönülden nasıl dua ettiğini ortaya koyması bakımından güzeldir. Demek ki Medine'de Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'i karşılamaya gelenlere Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz konuşma yapıyor. Birinci cümlesinde "Ey insanlar, selamı yayın aranızda" buyurdu. O gün bugün elhamdülillah Müslümanlar arasında selam Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in bu talimatıyla yayılmıştır. İkinci cümle "Ve at'imu ta'am" cimri olmayın, ekmekçi olun, ikramcı olun. Yani keser gibi hep kendinize yontmayın. Rende gibi de hep başkasına vermeyin. Testere gibi bir sana bir bana, bir sana bir bana. Yani bir insan sahip olduğu kazançtan, elde ettiği nimetlerden sadece nefsi için istifade etmemeli. Yetim olan çocuklar, fakir olan insanlar, gariban olan insanlar, Gazze'deki insanlar, Somali'deki yetimler, Afrika'daki muhtaçlar, bunlar da benim ilgi alanıma giriyor deyip ikram etmek. Bir insanın bir kardeşine, bir yakınına, bir akrabasına, bir dostuna bir bardak çay ikram etmesi, efendim bir kase çorba ikram etmiş olması, bir miktar hurma ikram etmiş olması, bütün bunlar bunun içerisine girer. Yani ekmekçi olmak tabiri vardı bizim atalarımızda. Bu adam çok ekmekçi adamdır. Ekmeği bol adamdır. Yani çok ekmek yapar, çok ekmek alır. Çünkü misafiri çoktur, ikramcıdır manasında ekmekçi adam derlerdi. Veya bunun buzağı zayıftır derlerdi. Bu tabir de cömert olan insanlar için kullanılırdı. Çünkü affedersin ineğin sütünden buzağı kalmıyor gelen misafirlere ikramdan. Buzağı az kalıyor. Buzağına az kalınca buzak da güçlü, kuvvetli olmuyor, zayıf kalmış oluyor. Anlamında halk dilinde bu tabirler vardır. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz de ikram etmeyi çok teşvik etmiştir. Hatta malumunuzdur, peygamberlerin hepsinde ikramcılık vardır. Alâ nebiyyine ve aleyhim salavat ve teslimat. Ama hele hele Kur'an-ı Kerim'de İbrahim aleyhisselam anlatılırken, kendisini ziyarete gelen misafirler, melekler insan suretinde gelmişlerdi, ziyaret etmişlerdi. Hemen bir affedersin dana kesmiş, fırına sokmuş. Hemen ne kadar kısa zamanda becerebilmişse kesmiş, fırına sürmüş, pişirmiş, getirmiş misafirlerin önüne koymuş. Misafirler yemeyince tereddüt etmeye başladı, çekinmeye başladı. Bunlar iyi niyetle gelselerdi ikramımı kabul ederlerdi diye. Korkma ya İbrahim, biz Allah'ın elçileriyiz dediler. İbrahim aleyhisselam böyle rahatladı. Hatta meşhurdur İbrahim aleyhisselamın cömertliği. Bir grup müşrik gelmiş İbrahim aleyhisselamı ziyaret etmişler. İbrahim aleyhisselam onların müşrik olduğunu biliyor. İmansız olduklarını biliyor. Ama onlara izzet ve ikramda sınırsız bir şekilde efendim ikram etmiş, ne varsa artık fazlasıyla. Onlar hayatta öyle hiç ikram görmemişler. Hizmetçi gibi dönüyor dolaşıyor onlara bir şey ikram etmek için. Ya onlar kendi aralarına dediler ki o içeri girip çıktıkça, ya dediler bu adam peygamber olduğunu iddia eden bir insandır. Kendine göre bir konumu vardır. Biz yine inanmasak da sonuçta kendine göre bir konumu var. Bu bize ne kadar ikram etti. Biz hayatta böyle ikram eşlerimizden, en yakınlarımızdan görmedik.
Ne yapalım? Dediler ki ya İbrahim, gerçekten tahminimizin çok ötesinde bizlere ikram ettin. Biz senin hakkını nasıl ödeyebiliriz? Bizden ne istersin, ne yapmamızı istersin? İbrahim Aleyhisselam der ki, ben sizden ne isteyeceğim? Bu benim vazifem, misafirlerime ikram etmek benim vazifemdir. Ancak benim Rabbime secde ederseniz ben mutlu olurum demiş. Rabbine secde etmek deyince müşrikler için en zor şey bu. Bu arada İbrahim Aleyhisselam tekrar içeri girdiğinde onları yalnız bıraktığında bir tanesi demiş ki arkadaşlar ya bu adamın bu kadar ikramı karşısında biz bir defa dediğini yapalım, secdeye varalım. Biz buradan çıkınca yine bizim dinimiz bizim dinimizdir. Bunun da gönlünü almış oluruz. Dediler ki ya İbrahim tamam biz senin Rabbine bir defa secde edeceğiz. Senin gönlünü alacağız. Sen bunu hak ettin bu ikramın karşısında. Dedi ki çok mutlu olurum. Siz Rabbimize secde ederseniz gerçekten ben çok mutlu olurum. Ancak sizden bir isteğim var. Secdeye varacaksınız ya. Siz secdeye vardığınızda ben kalk demeden kalkmayın. Biraz bekleyin orada demiş. Peki dediler. Nasıl olsa yani bu iş yani aylarca kalacak değil. Yani bu işte bir zamanı vardır. Bunlar secdeye vardılar. İbrahim Aleyhisselam ellerini kaldırmış. Ya Rabbi demiş. Buraya kadar getirdim. Bundan sonrası da sana aittir. Biraz sonra her birisi kelime işaret getirerek secdeden kalktılar. Hepsi iman ettiler. Yani peygamberler ikramcıydı. Hele İbrahim Aleyhisselam çok cömertti. Bu vesileyle Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz de ümmetine tavır ve davranışları bakımından, sosyal ilişkiler bakımından hep güzellikleri öğretmiştir. Selamı yayın. Selam bir güvendir. Karşıki insana daha karşılaştığın, tanıdığın, tanımadığın insana dua ile başlıyorsun. Dünya ahiret mehnet ve meşakkatlerden kurtulup emin olması konusunda dua ediyorsun. Sen benden güven içerisindesin, benden sana zarar gelmez demiş oluyorsun. O da sana selam vermek suretiyle benden de sana zarar gelmez. Ben de senin için aynı duyguları paylaşıyorum. Karşılıklı birbirimize dua etmiş oluyoruz. İkinci olarak cömert olun, ikramcı olun. Misafirinize ikram edin, yetimlere, yoksullara, ihtiyaç sahiplerine, arkadaşlarınıza, çevrenize. Yani bir insanın bir arkadaşına illa ihtiyaç sahibi o da olması şart değildir. Bir müminin bir mümine yapmış olduğu ikram aralarındaki muhabbeti artırır. Dolayısıyla komşumuza, arkadaşımıza, fakire, yetime, yoksula yapacağımız ikram Allah için olduktan sonra bize kalite kazandırır. Medine-i Münevvere'de onu ziyarete gelenlere, hoş geldin demeye gelenlere birinci talimatı aranızda selamı yayın. İkinci talimatı ekmekçi olun, ikramcı olun, insanlara ihtiyaçlarını giderecek imkanlar sunmaya çalışın. Elinizdeki imkanları sadece kendi menfaatiniz için değil, belki ihtiyaç sahibi olan insanların ihtiyaçlarını da gidermek için değerlendirin. Üçüncüsü ve silül erham. Bir de rahimlere sıla yapın. Yani akrabalarınızla sıla-i rahim dediğimiz o dinin üzerinde çok durduğu akrabalarınızla iyi geçinmek, onlara iyi davranmak vazifenizi de aksatmayın. Kıymetli izleyenlerim, insan bir hudayi nabit değildir. Yani ormanda merada biten bir ot gibi, bir ağaç gibi değildir. İnsanoğlunun dünyaya gelirken bir anası vardır, bir babası vardır. Anasından efendim kendisi gibi doğan kardeş ve kız kardeşleri vardır. Babasının akrabaları vardır. Dolayısıyla amcaları ve halaları vardır. Annesinin akrabaları vardır. Dayıları ve teyzeleri vardır. Derken bu akraba bağı böyle ağacın dalları gibi etrafa doğru yayılmış olur. Bir insanın bu sıla-i rahim dediğimiz ana, baba ve aşağı doğru çocuklarımız, torunlarımız bu ağaç silsilesinden meydana gelen yakınlığa rahim yakınlığı deniyor. Sıla-i rahim de bu akrabalarla iyi geçinmeye deniyor. Bunlarla arayı iyi tutmaya, ilişkileri iyi kurmaya sıla-i rahim deniyor.
Bir insanın annesi ve babası sıla-i rahimde en önde gelenlerdendir. Bir insan anasını yok sayamaz, babasını yok sayamaz. Kardeşler, kız kardeşler, abiler, ablalar bunlar bizim efendim kardeşlerimiz, aynı rahimden dünya geldiğimiz yakınlarımızdır. Nenelerimiz, dedelerimiz, annemizle olan bağlantılar, annemizin annesiyle babasıyla olan bağlantılar, bunlar da sonuçta bir akrabalık. İslam dini akraba bağlarının iyi tutulmasını, iyi muamele yapılmasını ve akrabalar arasında güzel bir ahengin olmasını olmazsa olmazlardan kabul eder. Buna muhalif davranmaya da kat'i rahim denir. Akraba ilişkilerini kesmek, bozmak ki bu haramlardan bir haramdır. Sıla-i rahim de farzlardan bir farzdır kıymetli izleyenler. Dolayısıyla aleyhissalatü vesselam Efendimiz Medine-i Münevvere'de ilk kez kendisini karşılamaya gelip hoş geldin demek isteyenlere bir, selamı aranıza yiyeceksiniz. İki, ikramcı olacaksınız. Üç, sıla-i rahmi gerçekleştireceksiniz. Dört, vasallu billeyli ve nâsü niyâm. Gece insanlar uykuya daldırmışken siz kalkın gece Allah ile samimiyetinizi ispatlayın. Millet uykudayken siz seccade üzerinde olun. Yani gecenin en derin saatinde, uykunun tatlı olduğu bir saatte, ey Rabbim benim için uyku çok tatlı ama sen uykudan daha tatlısın. Senin rızanı kazanmak benim için daha tatlı, daha önemlidir. Ben uykumu yarıda bölerim. Abdestle yüzümü yıkar, uykumu kaçırırım. Pırıl pırıl tertemiz olup kıbleye döner. Rükû ve secde ile huzuruna eğilirim. Çünkü ben seni uykumdan da canımdan da daha çok seviyorum. Mevla'ya olan sevgimizin halisane ispatıdır gecenin o derin saatinde kalkıp kılınan namaz. Bir insanda selam konusunda hassasiyet varsa, el açıklığı, ikram konusunda hassasiyet varsa, sıla-i rahim konusunda hassas davranıyorsa, bir de Mevla ile ikili münasebetlerinin en samimi doruk noktasını gece kalkıp yalvarışıyla, rükû ve secdesiyle ispat ederse, bakalım ne diyor hadis-i şerifin sonunda? Tedhulû el cennete bi selam. Bunları yaptığınız takdirde selametle cennete girersiniz. Demek ki bu dört tane durumu gerçekleştiren dünyada yaşar, ölür, selametle, selam ile cennete girer buyuruyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Bölümümüz sadaka ile alakalıydı. Sadaka ile ilgili bölüm burada. Ve at'imut ta'am. Yani yemek yedirin, ikram edin. Burada yemek yedirmek demek, ikram etmek demektir. Mesela adamın çoraba ihtiyacı var. Çorabı verdiğimiz zaman bu da bunun içerisine girer. Adamın gömleğe ihtiyacı var. Gömlek verdik ona. Yemek yedirmedik ama gömlek verdik adama. Ona ihtiyacı vardı veya battaniye ihtiyacı vardı. Battaniye verdik. Bu da bunun içerisine girer. Yani yemek en önde gelen meşhurlarından olduğundan dolayı bu tabir kullanılmıştır. Ama illa dediğim gibi ihtiyaçlarını gidermek manasındadır. Sadece aç karnını doyurmak anlamında değildir. Tirmizi ve İbn-i Mace'nin rivayet etmiş olduğu bu hadis-i şerif, aleyhissalatü vesselam Efendimiz Medine'de kendisini karşılamaya gelenlere verdiği ilk sohbet olması bakımından toplumu nasıl aydınlattı, nasıl olgunlaştırdı, nasıl kemale erdirdi bunu anlamamıza ışık tutan bir hadis-i şeriftir kıymetli izleyenlerim. Ve an Abdullah ibn Amr radıyallahu anhuma. Abdullah ibn Amr radıyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre قال Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir başka meclisinde aleyhissalatü vesselam Efendimiz U'budur Rahman, kullarına ziyade merhamet sahibi olan Allah'a Celle Celaluhu severek ibadet edin. Emirlerine uyun. Yasaklarından kaçın. Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Ne emredersen baş üstüne Allah'ım, ne emredersen baş üstüne deyin. Kulluk vazifenizi Rahman Teala'ya karşı, Allah'a karşı ihmal etmeyin. Ve at'imut ta'am. İbadette Allah'a ibadeti eksik yapmayın. İkinci olarak da sosyal ilişkilerde insanlara karşı ikramcı olun. Eliniz açık olsun, ikramcı olun. Ve efşü selam, bir de selamı aranızda yayın diyor.
Burada Rahman'a ibadet edin, yemek ikram edin ve selamı yayın. Tedhulul cennete bi selamin. Bunları yaptığınız zaman selametle cennete girmiş olursunuz. Yine Tirmizi ve İbn-i Mace'nin rivayet etmiş olduğu bu hadis-i şerifte. Burada mesela bir önce gece kalkın namaz kılın yerine U'udur Rahman ifadesi geçiyor. Demek ki Rahman Teala'ya ibadet, bir de cömert olup ikramcı olmak, bir de selamı yaymak cennete girmek için yeterli sebeplerden olduğu veya bu sebeplerin en önemlilerinden olduğu anlaşılmaktadır. Kıymetli izleyenlerim, biz bu hadis-i şerifleri dinledikçe ikram etmenin ne kadar önemli olduğunu, misafirimize, eşimize, dostumuza ikram etmenin ne kadar önemli olduğunu anlar, zekatımızın dışında da ikramcı olarak kendimizi Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'i seven bir ümmet olarak, onun sözlerine değer veren bir ümmet olarak ortaya koyarız. Etrafımıza ışık saçarız, güzellik saçarız ve mutluluk saçmış oluruz. Rabbim bu güzellikleri anlamayı, kavramayı, hayatımıza taşımayı da her birimize nasip eylesin. Üçüncü hadis-i şerifimiz bu fasılda. وَعَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ Hazreti Enes radıyallahu anh Efendimiz rivayet ediyorlar ki قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. اِنَّ الصَّدَكَةَ لَتُطْفِعُ غَضَبَ الرَّبِّ Şüphesiz sadaka Rahman Teala'nın, Rab Teala'nın, Rabbimiz Allah Celle ve Ala Hazretlerinin gazabını söndürür. Yani kulun günahları sebebiyle Cenab-ı Hakk'ın gazabını celbettiği yerde kul bir fakire, bir yetime, bir yoksula, bir Kur'an hizmetlerine sadaka verdiğinde Cenab-ı Hakk'ın tabiri caizse kulun o masiyetinden doğan gazabı sönmüş olur. O rahmete dönüşmüş olur. Demek ki Rabbimizin gazabı da aslında şöyle anlamak daha da doğru. Rabbimizin bize gazap etmesi başımıza bir sürü bela ve musibetin gelmesine sebebiyet demektir. Biz sebebiyet vermiş oluyoruz Rabbimize gazap ettirmekle. İşte eğer sadaka vermek suretiyle Rabbimizin gazabını gidermiş olursak o zaman başımıza gelecek birçok bela ve musibeti engellemiş oluyoruz. Ne ile? Verdiğimiz sadaka ile beraber. اِنَّ الصَّدَكَةَ لَتُطْفِعُ غَضَبَ الرَّبِّ وَتَدْفَعُ مِيْتَةَ السَّوْءِ وَيَمِيْتَةَ السُّوءِ Bir de kötü ölümden insanı kurtarır. Yani bir insan sadaka veren, eli açık, cömert bir insan olursa ona güzel bir ölüm, güzel hal üzere ölüm nasip olur. Burada مِيْتَةَ السَّوْءِ وَيَمِيْتَةَ السُّوءِ kötü ölümden maksat nedir? Gerçekten bir insanın zor şartlarda ölmesi vardır. Acınacak şekilde ölmesi vardır ki bunu Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz dualarında Allahümme inni e'udu bike minel hedmi Allah'ım böyle enkazlar altında ezilip ölmekten sana sığınırım demiştir. Her ne kadar enkazlar altında depremde veya savaşta enkazlar altında ölen imanlı insan şehit muamelesi görse de yani bu şekil ölümü kimse arzu etmez. Enkazlar arasında kolu bacağı kesiliyor, kopuyor, eziliyor, yıkanamayacak hale, tanınamayacak hale geliyor. Allah'ım böyle enkaz altına kalıp ölmekten sana sığınırım. Allah'ım boğularak ölmekten sana sığınırım. Gerçekten zor bir ölümdür. Yanarak ölmekten sana sığınırım diye Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin Cenab-ı Hakk'a sığındığı ölüm şekilleri var. Ölüm halinde şeytanın beni aldatmasından sana sığınırım. Senin yolundan geri dönerek yani cennete doğru koşarken U dönüşü yapıp geriye dönerek ölmekten de sana sığınırım diye Cenab-ı Hakk'a sığındığı bir takım ölüm şekilleri vardı. Dolayısıyla verilen sadakalar insanın böyle güzel bir ölümle ölmesine hem imanla ölmesine hem de etrafındaki insanlara fazla acı çektirmeden diyelim ki bizim bir çocuğumuz veya eşimiz veya kardeşimiz veya babamız herkes öldüğü gibi ölecektir. Ama bu biraz önce bahsettiğim ölümlerden birisiyle ölünce sadece ölüm değil şekil olarak ölüm şeklinde bizi
elbette üzecektir. Binaenaleyh verilen sadakeler tatlı, güzel ölümlerle ölüme sebebiyet veren güzel unsurlardandır diyor Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Tirmizi'nin nakletmiş olduğu bu hadis-i şerif de bize sadaka vermeyi teşvik ediyor. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Hazreti Cabir radıyallahu anh Efendimiz bu konuda Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'den bize duyduğunu anlatarak şöyle diyor. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Allah'ın elçisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Küllü ma'rufin sadakatun. Her ma'ruf, şer'i şerifte örfen sabit olan, şeriat örfünde sabit olan her iyilik ve güzellik bir sadaka sayılır. Ve inne minel ma'rufi en telqa ahake bi vecihin talikin. Ma'ruf olan, şer'an ma'ruf olan şeylerden birisi de mümin kardeşinle karşılaştığın zaman tebessümle, güler yüzle, tatlı dille onu karşılamak, o da bir maruftur, o da bir sadakadır. Demek ki biz kardeşimizle karşılaştığımız zaman kaşlarımız çatık, suratımız asık bir şekilde selamun aleyküm diyebiliriz. Selam vermiş oluruz. Ama bir de tebessüm ederek selamun aleyküm. Kardeşim nasılsın? Kardeşim nasılsın? Yani asık suratla söylenen şeyler var. Bizde tatlı yüzle, tatlı dille söylenen şeyler vardır. Bir insanın mümin kardeşini tebessüm ederek tatlı bir yüzle, güler bir yüzle karşılaması bile bir sadaka kabul edilmiştir. Ve en tefruğa min delvike fi inai ahike. Bir de ve en tüfriğe boşaltman min delvike, senin kovanda su vardır. Sen de kovandaki sudan akıtıyorsun. Fi inai ahike, kardeşinin kovasını akıtıyorsun. Yani sudan kovayla su çektin. Kardeşin geldi, suya ihtiyacı var. Senin kovandan onun kovasını aktarıyorsun. Daha beklemesine, kuyuya salmasına şey vermiyorsun. Böyle bir zahmete onu sokmuyorsun. Bende var, al sana diyorsun. İşte bu da bir sadakadır. Yani iyiliğin her çeşidi mutlaka bir sadakadır. Velev ki kovandan onun kovasını aktarmış oldun. Ahmed İbn Hanbel ve Tirmizi'nin rivayet etmiş olduğu bu hadis-i şeriflerde bize beşeri münasebetlerde nasıl insancıl olmak gerektiğini, sadece bencil değil, topluma faydalı, çevreye faydalı bir insan olmamız gerektiğini öğretmektedir kıymetli izleyenler. Bir sonraki hadis-i şerifimiz Ebu Zer radıyallahu anh Efendimizin rivayet etmiş olduğu hadis-i şerif. Bakalım Hazreti Ebu Zer radıyallahu anh Efendimiz ne buyuruyor? Kale kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, aleyhissalatü vesselam Efendimiz şöyle buyurmuşlardır. Tebessümüke fî vecihi ehike sadakatun. Kardeşinin yüzüne tebessüm etmen, güler yüzle ona bakman, adeta para verip bir insanın gönlünü almak nasıl bir sadaka ise, güler yüzle bir insanın gönlünü almak da öylesine bir sadakadır. Kıymetli izleyenlerim, yolda giderken bir adamla karşılaşsak, karşılaştığımız adam bize gerçekten böyle mütebessim bir şekilde baksa ve bize selam verse, arada bir samimiyet anlaşılır mı? Onun bizi sevdiği, bize değer verdiği, bize sempati duyduğu anlaşılır mı? Anlaşılır. Bakın o tebessüm ile bakmak, bize para vererek ihtiyacımızı giderip gönlümüzü almak gibi, efendim, bize sevgisini, samimiyetini ifade eden bir tavır ve davranıştır. Bize mutluluk veren bir, nasıl ki ihtiyacımızı gidermek bize bir mutluluk veriyorsa, bu insanda bizim bir ihtiyacımızı gidermiş olduğu, mutluluk vermiş olduğu bize, bu bir sadaka kabul ediliyor. Ve emruke bil ma'rufi sadakatun. Bir insana hadi kardeşim namaza, hadi kardeşim derslerimizi, vazifelerimizi yapalım, hadi kardeşim Kur'an okuyalım, oruç tutalım deyip iyiliği emretmek, bu da bir sadaka sayılır. Ve nehyuke anil münkeri sadakatun. İşte yalan konuşmayalım, faize bulaşmayalım, krediye bulaşmayalım, kimsenin gönlünü kırmayalım, anaya babaya asi olmayalım gibi münker olan şeylerin nehyi, bu da bir sadakadır. Evet.
وَاِرْشَادُكَ الرَّجُلَ ف۪ي اَرْضِ الضَّلَالِ لَكَ صَدَكَةٌ Adam adresini kaybetmiş. Adresi bulamıyor. Bu insana yol göstermek, adresi ona tarif etmek bu da bir sadakadır. وَنَصْرُكَ الرَّجُلَ الرَّد۪يَ الْبَصَرِ لَكَ صَدَكَةٌ Diyelim ki bir insan görmekte sıkıntı yaşıyor. Görme özürlüdür. Elinden tutuyorsun. Karşıdan karşıya geçecek. Yoldan karşıya geçecek, zorlanıyor veya bir iş yapacak, bir yere gidecek ama görmediği için zorlanıyor. Elinden tutuyorsun, yardım ediyorsun. Bu da bir sadakadır. وَاِمَادَتُكَ الْحَجَرَ وَالشَّوْكَ وَالْعَظْمَ عَنِ الطَّرِيقِ لَكَ صَدَكَةٌ Aynı şekilde bir insanın yolda bir taş vardır. Arabanın geçişinde sıkıntı olacak, yayanın geçişinde sıkıntı olacak veya yoldan geçen diğer canlıların geçişinde zahmet olacak bir taşı kenara çekmek, oradan izale etmek bu da bir sadakadır. Geçecek olan hayvanlarla ilgili, geçecek olan arabalarla ilgili, geçecek olan insanlarla ve yolcularla alakalı efendim ciğer taşıyan yani canlı olan her canlıya insan olsun başkası olsun yapılan ikram ikramdır. Daha önceki dersimizde de geçmişti kıymetli izleyenlerim. Ve ifrağuke min delvike fi delvi ahike sadakatun. Aynı şekilde senin kovandan başkasının kovasına su aktarman efendim bu bir sadakadır. Sadakadır. Ya diyelim ki adamın kovası yok, kovanı verdin, o daha büyük sadakadır. Efendim yani bir insana suda ihtiyacında destek olmak aleküllahal bunların her birisi sadakadır. Sadaka da ne yapardı? Rabbimizin gazabını söndürürdü, belaları def ederdi. Bu konuda bir hadisi şerif daha okuyarak bugünkü dersimizi noktalayalım kıymetli izleyenlerim. وَعَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا Sa'di ibn-i Ubade radıyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre kale dedi ki ya Resulallah ey Allah'ın elçisi inne umme Sa'din matet Sa'di ibn-i Ubade radıyallahu anh efendimiz diyor ki benim annem Sa'din annesi yani kendi annesini kastediyor annem öldü ahirete göçtü öpmek için elini uzat desem elini öpemem ağzına bir kaşık yemek koyayım desem koyamam sırtını sıvazlayayım desem sıvazlayamam artık annem öldü ona ikram edecek pozisyonum kalmadı o toprağın altında ben toprağın üstünde ama ben anneme çok düşkün bir evlattım. Feyyus sadakati efdalu. Annemin ruhunu şad etmek için hangi sadakayı bana tavsiye edersin diye sormuş. Hazreti Sa'd radıyallahu anh efendimiz gerçekten annesine çok düşkün bir insan. Vefatından sonra artık ona yani bedenden bedene hayatta olsaydı yapabileceğim ikramlar, tazimler, hürmetler, ilgiler bunlar hepsi bitti. Ben şimdi annem için sadaka vererek ruhunu şad etmek istiyorum. Bana neyi tavsiye edersin diye aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e soru sorar. فَاَيُّ السَّدَكَةِ اَفْضَلُ der. Yani ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem ölmüş olan, ahirete intikal etmiş olan annem için sadaka olarak tavsiye nedir sorusunu sorar. قَالْ aleyhissalatü vesselam Efendimiz cevaben buyurur ki elma su. Yani vereceğin her sadaka annen için bir mutluluk vesilesi olacaktır. Ruhunu şad etmene vesile olacaktır. Ama hele hele böyle suyun olmadığı bölgelerde, sıcaklığın insanları yakıp kavurduğu çevrelerde, suya ulaşmanın da zor olduğu yerlerde elbette su sadakaların en faziletlisidir diyor. فَحَفَرَ بِئْرًا O da annesinin ruhuna ithaf etmek üzere bir kuyu kazdırdı. وَقَالَ هَذِهِ لِأُمِّ سَعْدٍ Ve bu kuyu Sa'd'in annesine aittir. Yani bundan tevellüd edecek olan sevapların tamamı anama aittir. Bu niyetle bunu gerçekleştirdim demiştir. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدْ وَالنَّسَيْهِ Ölülerimizi ihmal etmemek lazım kıymetli izleyenlerim. Dersimin sonuna geldim. Elbette bazı yerlerde su ikramı gerçekten önemlidir. İşte Afrika'da, susuz bölgelerde, efendim
kocaman bir bölgede insanlar bir kuyudan çıkan suyla efendim tenekelerle, bidonlarla su taşıyorlar. İhtiyaçlarını, banyolarını, yemeklerini, temizliklerini onunla yapıyorlardır. Öyle çok ülke vardır. Dolayısıyla hayır sahibi insanlar ne yapıyorlar? Kuyu açıyorlar, açtırıyorlar. O açılan kuyu gerçekten devam ettikçe, hizmete devam ettikçe onun sadakası, sevabı kimin niyetiyle yapıldıysa onlara elbette gitmiş olur. Öğrenciler, işte Kur'an okuyan öğrenciler, medreselerde okuyan öğrenciler var. Bu öğrencilerin de ihtiyacı oluyor, burs ihtiyacı oluyor. Biz de cemaatimize ilan ediyoruz. Diyor ki, ananın ruhuna, babanın ruhuna, kendin için öğrencilerden bir tanesinin ihtiyaçlarını karşılarsan, bursunu ödersen, bunu düzenli yaptığın takdirde bir hafız da sen, bir alim de sen yetiştirmiş olursun. Vatandaş, annesine düşkün olanlar annesi için, babasına düşkün olanlar babası için, efendim kendisine düşkün olanlar bir tane de kendim için diyerek bu hizmet kervanına katılmış oluyor. Kısacası ister su olsun ki hani gerçekten su sıkıntısı yaşanan bölgelerde su hepsinden daha faziletli olmuş oluyor. İnsanların ihtiyacı hangi noktada ise yapılacak olan ikramlar, sadakalar her birisi kime niyet edersek anamıza, babamıza, kendimize, hocalarımıza onlara vasıl olmuş olur. Onların mutluluğuna vesile olmuş oluruz. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Rabbim dünyanızı, ahiretinizi mamur eylesin. Yüce Rabbim Celle ve Ala Hazretleri istikamet üzere yürümeyi Aleyhissalatü Vesselam Efendimizin şefaatine mazhar olacak şekilde onun sünnetini tatbik etmeyi her birimize nasip eylesin diyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.